teşekkürler. Merhaba Evanlı. Merhaba Nevyen Şeyh Said Seyit Rıza. Merhaba Rehevali Zarife-i Dayika Besi. Merhabacı Dengu Rengevera. Merhabacı Bejnu Balavera. Merhabacı Divanu Delegasyonera. Slav Cü Cüve Hemuyara. Hum bi xêr hatin, ser çava ser sera hatin. Merhaba değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım. Merhaba değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları. Merhaba kadınlar, barış anneleri, mücadele arkadaşımız, gençler. Merhaba tekstil işçisi arkadaşlar, atık kağıt toplayanlar. Merhaba mevsimlik tarım işçileri. Merhaba emeğiyle geçinen milyonlar. Merhaba zindanlarda direnenler, hasta tutsaklar, KHK'li yoldaşlar, irade sahibi milyonlar. Merhaba. Merhaba Şengal. Merhaba Afrin. Merhaba Urmiye. Merhaba Halepçe. Merhaba Serhat'tan, Botan'dan, Dersim'den, Ahmet'ten, Toroslar'dan, Trakya'dan, Karadeniz'de buraya kadar yürüyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhaba meşaleleri yakanlar, yola koyulanlar, Orhan Doğanların, Edip Solmazların, Vedat Aydınların, Mehmet Sincarların, Muhsin Meliklerin, Abdülsamet Sakıkların, Sevelerin, Fatmaların, Sakinelerin, Faik Candanların, Deniz Poyraz'ın yoldaşları, hoş geldiniz. Merhaba iradesiyle Kemal pirleşen, ibolaşan, rahçanlaşan, mücadelesiyle mahirleşen, supileşen, rozaşanlara bin merhaba. Alanlarda her daim dolup taşanlara selam olsun. Değerli arkadaşlar, izninizle bir merhabada milletvekili seçildiğim Siirtlere, Botan'ın yiğit evlatlarına hoş geldiniz. Değerli konuklar, sözlerime başlamadan önce bugün tarihi kongremizi yaparken özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliğin birliği olan Halkların Demokratik Kongresi ile HDP'nin de yıl dönümündeyiz. Mücadelemizin köklü ağacı, toplumsal dayanışma ve direnişin gövdesi olan kongremize ve kongre partimizin yıl dönümlerini kutluyor. Hepimize kutlu olsun diyorum. Yaşasın HDP, yaşasın HDP. Değerli dostlar, yeni bir düzen arayışına giren kapitalist küresel sistem son yılların en derin buhranını yaşıyor. İçinden geçtiğimiz bu süreçte egemen güçler, bırakalım çözüm üretmeyi, tüm ağır sorunların kaynağı olmaya devam ediyor. Uzak Asya'dan Ukrayna'ya, Karabağ'dan Afrika'ya, Kolombiya'dan Kürdistan'a ve Filistin'e uzanan kriz ve kaosun eşlik ettiği
değişim talepleri dünyanın dört bir yanından yankılanıyor. Diğer yandan aşırı sağın popülist, milliyetçi ve faşist siyaseti ana akım siyasete dönüşüyor. Vekalet savaşları ve işgaller toplumları tehdit etmeye devam ederken halkların topraklarından, halkları topraklarından sürüyorken böylesi bir atmosferde bizler devrimci mücadeleyi kültür ve ahlakı kapitalist modernitenin insafına bırakamayız, bırakmamalıyız. Bölgesel ve yerel düzeyde tarihin hızlandığı bir süreçteyiz. Ve Orta Doğu küresel dönüşümlerin hassas terazisi olmaya devam ediyor. Orta Doğu hem görkemli direniş ve değişimlerin kalbi hem de zalim diktatörlerin boy gösterdiği topraklardır. Değerli arkadaşlar, bugün devasa bir sorun olan İsrail-Filistin savaşı bütün yakıcılığıyla devam etmektedir. Bilinsin ki sömürgeci, işgalci her anlayışa karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Ve böyle olmaya devam edecektir. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekli ise bununla ilgili yürütülecek mücadele yöntemi de o kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Bu savaş tüm acımasızlığıyla yaşanırken bunu durdurmak yerine ateşle benzine gitmek açıkçası bu savaştan medet ummaktır. Bu savaşın derinleşmesine destek veren herkes insanlığa karşı suç işlemektedir. Değerli yoldaşlarım, Filistin'de yaşananlar çok tanıdıktır. Hemen yanı başımızda aynı acıları, aynı ölümleri, aynı kayıpları yaşamaya devam etmekteyiz. Türkiye tarafından bombalanan, susuz, elektriksiz bırakılan, camileri yıkılan, yaşam hakkı yok sayılan bir Rojava var. Herkes bilmelidir ki Rojava'da yaşananlara bütün dünya tanıktır. Halkların baharını kara kışa çevirmek isteyenler saldırmaya devam ediyor. Ama insanca bir yaşam için direnenler de mücadeleye devam ediyorlar ve vazgeçmiyorlar. Yoldaşlarım, bugün Orta Doğu'da demokrasi ve özgürlüklerin önündeki en büyük engellerden biri saray rejimidir. Rojava'da yaşayan milyonlarca insana karşı dünyanın gözü önünde etnik temizliğe yeltenenler her şeyden önce insanlığa karşı suç işlediklerinin farkında olmalılar. Bu insanlık suçuna geçit vermeyeceğiz. Türk İslam sentezine yaslanarak Filistin'de barış güvercini, Rojava'da savaş makinesi kesilen bu ikiyüzlülüğü herkes görmelidir. Bu ikiyüzlülüğü kınıyoruz. Açıktır ki bu faşist iktidar hem din hem de milliyetçilik adına tekçi zihniyetini dayatarak tek millet, tek devlet faşizmini sürdürmek istemektedir. Değerli yoldaşlar, bakın Erdoğan Filistin için ne diyor? Sivil yerleşimlere hedef alan hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz diyor. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz diyor. Barışın kaybedeni yok diyor. Buradan sesleniyorum. İkiyüzlü siyasetle nereye kadar? Kürtler söz konusu olduğunda çok hızlı ağız değiştiren bir rejimle karşı karşıya olduğumuzu bir kez burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kürt düşmanlığı sizin asıl politikanızdır. Dürüst değilsiniz, ikiyüzlüsünüz. Rojava demokratik bir yaşam alanıdır. Rojava bir devrim yurdudur. Rojava yeni yaşamın filizlendiği ve bütün dünyaya umut veren bir yaşam toprağıdır. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakış açısıyla
kadın öncülüğünde inşa edilen bu biricik, demokratik ve eşit yaşam modeline dönük saldırıların karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıları derhal durdurun. Buradan hava sahasını dahi kapatmayan tüm uluslararası kamuoyuna da seslenmek istiyorum. Bu suça ortak olmaktan vazgeçin. Buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Rojava'nın statüsü resmi olarak tanınmalıdır. Bu statüyü ilk tanıyacak ülke de Türkiye olmalıdır. Sevgili yoldaşlarım, Filistin sorunu gibi Kürt sorunu da gerek küresel gerek ulusal bağlamda çözümsüz bırakılan bir sorundur. Bu sorunu bir güvenlik sorununa indirgeyen zihniyet ekonomiyi savaşa feda etmektedir. Son 25 yılda savaşa aktarılan 800 milyar dolara yakın bir bütçe ülkedeki derin ekonomik krizin temel sebeplerinden birisidir. Yaratılan savaş ekonomisiyle ömrünü uzatmak isteyen iktidar, barınma sorununa, enflasyona, derin yoksulluğa, aç çocuklara bir çözüm bulmaktan çok uzaktır. Kaynağı yandaşlara, çetelere aktaran bu iktidar, halkın bütçe hakkına düşmandır. Savaş durmadan bu ekonomik kriz durmayacaktır. Kürtlerin parçalı halinden güç alarak savaşı büyütmek isteyen Türkiye, Kürtlerin ulusal birliği önündeki de en büyük engeldir. Kendine bağımlı işbirlikçiler yaratarak meşrulaştırıyor. Sınır ötesinde Kürtlere yapılan suikastları önlemeyenler de aynı zamanda çok iyi bilsinler ki bu katliamlara ortaktırlar. Bu vesileyle Kürt Ulusal Birliği'nin emekçisi Deniz Bülbül ve Jinoloji Araştırma Merkezi üyesi gazeteci Nagihan Akarsel'i de saygıyla selamlıyorum ve